Herkese merhaba arkadaşlar. Tütün Gurmesi kanalına hoş geldiniz. Ben Buğra. Yanımda bugün değerli arkadaşlarım Selami ve Özgür var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 farklı tütünü deneyeceğiz. 3 farklı yorum alacağız. Hatta hepimiz birbirimizin tütünleri de deneyeceğiz. Toplamda 3'ün kombinasyonu mu oluyor? Permütasyonu mu oluyor? 9 mu oluyor? Öyle bir şey çıkacak ortaya arkadaşlar. Şimdi ne içiyorsunuz? Herkes bir tek tek söylesin. Özgür senden başlayalım. Ben El Fakir'in aklı çift elime içiyorum. İkisi karışık olarak koydum. Öyle bir deney yapacağız. Selo. Kardeşim ben o Dodaş King of the Nectar'ın deniyorum. Black tütün. Black tütün. Arkadaşlar ben de Master Cherry Cola deniyorum. O da Black tütün. İlk kim başlarsa ben mi başlayayım yoksa sizden başlayayım? Sen başla. Sen başla. Tamam ben anlatayım. Arkadaşlar ben Cherry Cola içiyorum. Setim standart set. Odumal İgniz. 3 tane 26'lık katip kömür. Kömürün markası çok önemli. 26'lık olması önemli. Kefo'nun standart herhangi bir lülesi. Final lüle kullanıyorum. Mr. EDS Big Boss Çelik Gold paketi. Hortuma takmayın. Hortum başka bir nargilerin. Arkadaşlar Master tütününü deniyorum. Bundan önceki Paradise tütününden pek aşırı memnun kalmadık öyle. Fakat bu tütünün ağırlığını şu an hissedebiliyorum. Yoğun ağır bir tütün. Güçlü bir aroması var. Arkadan gelen aroma benim tam olarak arzuladığım o güçteki aroma değil. Yani mesela Adale Black'teki o pöfür pöfür armut aroması yok. Pürüzsüz bir aroma var pürüzsüz ama bir aroması var. Pöfür pöfür bir aroma yok. Veya da içtiğin işte King of Nectar'ındaki şey kadar bir aroma yok. Daha çok bana premium olmayan tütünlerdeki, El Fakir'deki alttan gelen yumuşak aroma gibi bir his verdi. Ağır bir tütün. İçimi ağır. Zaten bu standarttır Black tütünlerde. Aynen. Hep ağır olurlar. Ağır olurlar. Hafif Black tütün ben daha görmedim yani. Zaten tütünün yapraklarını, içeriğini size bir önceki videomuzda göstermiştik. Evet, mi? Gösterdik. Paradise'ını da gösterdik. Aynı ikisi de. Dozaj da aynı yine. Dozaj iki de aynı. Onun dışında benim diyeceklerim bu tütün hakkında bu kadar şimdilik. Selo, senden devam edelim mi? O sen yani. Biraz anlat istiyorsan şimdi. Arkadaşlar King of Nectar'ın 3 çeşit şeftali, Nectar'ın erik kayısı yanlış hatırlamıyorsam aroması. Güzel bir tadı var. Şeftali aroması güzel geliyor. Hani nakla şeftali gibi. Ben beğendim şahsen. Bence bu arada nakla şeftalinin aynısı arkadaşlar. Çözü, sen denedin. Ben biraz nakla şeftali içtin mi hiç? Ben çok nakla şeftali sevmem. Ben normalde şeftali tütünü de çok seven bir insan değilim. Ama bu bana çok daha net geldi bence tad olarak. Tad olarak zaten nakla olan daha şey. Evet. Ben de şeftali seven bir insan değilim ama bana da tadı güzel geldi. Çünkü yani. Normalde benim hep içtiğim şeftali tütünlerinde o şeftali aromasını öyle buram buram alamıyorum mesela. Ve bunda şeftali sadece tek şeftali olduğu için, nektariyle de karışık olduğu için mesela güzel bir tat oluyor. Aroması güzel oldu bence yani. Ben denedim videodan önce. Ben yanlış anlamadım. Nakla şeftali çok severim. Ben koku mesela bana hiç bilmediğim biri getirse, bunlar gibi kafede getirse nakla şeftali diyorum buna. İşte mesela benim demek istediğim, ben normalde nakla şeftali sevmememe rağmen bunu sevdim mesela. Yani bu güzeldi bence. Bence de bu güzel yani. Ben de pek şeftali seven bir insan değilim ama onu beğendim. Biraz aroma hakkında sana hissettiklerini anlatır mısın? Ya ben anlayabiliyorum da arkadaşlar için, yani izleyiciler için biraz hani alınır mı bu tütün? Veya içinde ne var? Hani biraz daha yardımcı olur musun? Şimdi arkadaşlar, geçiyoruz da. Üç çeşit şeftali dediğim yine nektarin, erik ve kayısı var. Ama şeftali tadı, yani nektarin tadı daha baskın geliyor erik ve kayısıya göre. Erik ve kayısının tadı geliyor ama dediğim gibi nektarin tadı daha fazla şeftaliyle birlikte. Bilindik şeftaliler gibi değil. Aynen, bilindik şeftaliler gibi değil. Yani PLS'nin İşte daimin şeftalisi gibi değil. Ya daha alakalı farklı aralarında. Nakların şeftalisi farklıdır zaten. Aynen. Yani tat olarak da çok farklı şeftali. Yani şeftaliye benzemeyen bir şeftali. Bana o yüzden o aroma yani. Peki sana bir şey soracağım. Ballı pişmiş şeftaliyle bunun arasındaki tat... Çok fark var. Fark var diyorsun çok ya. Çok fark var. O ballı pişmiş şeftali şeftali değil. Yani direkt şeftali aroması yok onda. Bayağı şekerimsi, jelibonumsu daha böyle daha tatlı bir tat var onda. Anladım. Hani o... Pişmiş şeftali, yani şeftali deyip pişmiş şeftali bambaşka bir şey. Öyle mi? Doğru. Çünkü yani pişmiş şeftali şeftali diye içmeyeceksin. Pişmiş şeftalinin aroması bambaşka. Yani o pişmiş şeftali. Farklı bir şey yani. Baharatlı şeftali gibi oluyor. Sen anlat Özgür. Senin aromayı biraz bahset. Ben aslında çok klasik çift elma içiyorum. Çift elma da çok seven var bu arada. Evet. İlk videomuz çift elmaydı. 100 evet. İzlemiş. En fazla o izlemiş. Daha çok izlenir. Daha yeni. Bakalım daha yeni yani. Çift elma klasik bir tütün. Herkesin en azından bir kere hayatında denediği bir tütündür. Yani ilk başlamak için önerdiğim bir tütün değil. Yani bunu tadı seviyor olmanız lazım. Yani böyle anason o kokusunu alışık olmanız lazım. Aynısını yani, ben de bahsetmiştim. Evet yani bu tütün çünkü diğerlerinden daha farklı oluyor. Nasıl nakla cappuccino farklı bir tütünse bu da aslında farklı bir tadı oluyor. Aynen. Yani. Onun gibi diğer meyveli tatlarla karıştırmamanız lazım.
Bu daha kış ve soğuk günlerde aslında çok daha iyi giden tütün. Mesela bunun yazın içmek sizi çok bayabilir yani. Aynısını dedim. Bu havalarda çok iyi oluyor. Sabah boğucu oluyor sıcakta. Sabah evet. Güneşe karşı evet. İçiyorsan biraz boğar. Yazın mesela hiç tercih etmediğim tütün. Genelde yazın meyve tütünler tercih ediyorum. Mesela ben yazın hiç içmem yani. Veya akşam olduğunda, hava kararında, serin olduğunda falan yani çok istediğimde bunu içerim, tercih ederim. Ama yani şu an hava soğuk ve gayet tercih edilen bir tütün. Ben çok seviyorum yani. Bugün de istedim. Bunu içmek istedim yani. Gayet güzel. Biraz şeyi anlatsana. El Fakir ile Makla arasındaki farkı. Şimdi sen ikisini karıştırdık ama El Fakir de içmişsindir daha önce. Şimdi biz içtik. İkisini de içtim. Ben daha önce El Fakir'ini de içtim. Sadece nakla olarak da içtim. Nakla biraz daha ağır geliyor. El Fakir'de tütün biraz daha hafif oluyor. Tad olarak aslında oluyorsun. İkisini karıştırdığında biz %50-%50 olarak koyduk lüleye. Gayet tam ortalama istediğiniz aromada bir tütün oluyor. Rahat içilebilen. Tadı gayet net alabildiğiniz, anason tadını gayet net alabildiğiniz güzel bir tütün oluşturuyorlar aslında beraber. Ama ikisini ayrı ayrı içtiğinizde daha ağır seven bir içiciyseniz mesela nakla, tamamen nakla koymanızı daha tercih ederim. Ama eğer bu işe hafif hafif başlıyorsanız sadece El Fakir koymanız da bence gayet kafi olur yani. Ben çift elma videomda şundan çok bahsetmiştim. Ben çünkü ondan muzdarip olmuştum. Ben anason seven bir insan değilim. İzleyiciler de biliyor zaten. Ben El Fakir'i çok yoğun talep üzerine, talep demeyeyim de tavsiye üzerine içmiştim. Çünkü herkes bu işte anason içenler, sen de biliyorsun, hep El Fakir tavsiye eder. El Fakir'in bana anason aroması çok yoğun geldi. Yani bu anason harbiden çok seviyorsa mesela El Fakir çok uygun. Sadece El Fakir de çok uygun. Evet. Nakla biraz daha böyle anason aromasını daha zayıf hissettiren, daha elma notalarının biraz daha boğaza geldiği bir aroma gibi geldi. Ben o yüzden mesela nakla çift elmayı biraz daha fazla seviyorum. Ya şey gibi mesela siyah tütünlerdeki çikolatayla işte normal kırmızı sarı tütünlerdeki çikolata aroması gibi. Mesela çikolata ağır bir tütün. Bunu ağır ağır almak istiyorsanız siyah tütün tercih etmeniz daha yararlı olur. Ama böyle diğer tütünlerde mesela çikolata aroması içtiğinizde çok hafif arkadan gelir zaten. O böyle yani daha bilmiyorum ya, o kadar kesmez yani çikolata ihtiyacınızı. Evet. Ama bu da öyle olmuyor yani. Tütün de gayet iyi. Ya anason zaten klasik bir tütün. Peki Özgür, sen de biraz şeyden bahsetsene. Ben bahsetmiştim de, Özgür benden daha eski bir nargile kullanıcısı. Mesela ilk nargile içtiğinde veya eve aldığında yaşadığın sorunlardan biraz bahsetsene. Herkes çünkü yeni alan var, almayan var ya da hala yanlış içen var. Ben bayağı yıllardır içiyorum ama yani evime hiç almamıştım yıllar önce. Ta ki bu işte pandemi zamanı başladığında, artık dışarıdan nargile içmek daha zorlaştığında, fiyatları çok arttığında artık mecburen ben de evime almak zorunda kalmıştım. Öncelikle ailemi ikna etmek zorunda kaldım. Evet. O bir sorun değil, onu atlatırsınız. Sadece koku sorunu oluyor. İşte ya böyle balkon tarzı yerlerde ya da işte odanızı iyi havalandırabileceğiniz zamanlarda. Yani ben genelde odamda içiyorum, balkonda içmiyorum soğuk olduğu için. Odamda içiyorum. Ondan sonra camı açıyorum içtikten sonra veya içerken de açabiliyorum. Yani tek bir sorun olmuyor. Öyle perdesi, kokusu. Yani. Sigara kokusu, sigara dumanı gibi değil. Mesela benim en çok takıldığım konu alüminyum folyo olayı. Mesela ilk biz de başta folyo ile yaptık. Ama mesela HMD'ye geçince ben çok büyük bir fark hissettim. Yani ben içmeye başladığımda benim zamanımda Lotus var mıydı bilmiyorum. Veya biz işte kullanmadığımız için tam bilmiyorduk. Biz de hep alüminyumla yapardık. Ya çift kat normal ev alüminyumu sererdik. Delikler açardık. Ya da bu işte satılan kare şeklinde kalın, oluyor, hani kalın olan nargile alüminyum olarak aldığımız şeyler var. Onları sererdik. Lotus'lar ona göre daha iyi bir şey veriyor, performans veriyor. Çünkü bunların havalandırmaları var. İşte ona göre közünüz mesela, ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Yanma oranını kısabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Çünkü alüminyumda sürekli kömür tak çıkar, çek çıkar oluyor. Veya daha hızlı yanıyor. Evet. Daha hızlı bitmesi olabiliyor. Mesela biz çok hatırlıyorum. Ben iki tane köz değiştirdim, hatırlıyorum yani. Bir üçlü koyuyorduk, sonra bir üçlü daha koyuyorduk. Çünkü yani, bitiyordu o zamanlar çünkü yani. Çünkü dışarıda kalıyor, daha çok oluyor. Evet, dışarıda daha kaldığı için yani. Daha hızlı yanıp hemen oda külleri dökülüyor. Evet, şey hem küllerin dökülme sorunu oluyor, sürekli üfleyip temizleme sorunu oluyor alüminyumda. Hem de şey yani. Şey vardır. Tepsi olunca külü çıkar, tepsiye bir vurup tekrar koy oluyor ya. Aynen, mesela yani bu bizim nargilelerin altındaki tepsileri hiç kullanmamıza gerek kalmıyor Lotus'ta mesela. Hep temizdir yani, dikkat ettiyseniz. Çünkü hiç üstüne kömür koymadık. Pislik yani. Pislik yapıyor. Evde içiyorsan zaten o kül. Evet, hele evde içiyorsanız zaten alüminyumlu bu iş olmaz. Aynen. O hele odada falan içiyorsanız yani o kömür külleri atacaksınız yani. Evet. Sürekli onunla uğraşmanız gerekecek.
Bu çok daha temiz ve rahat bir kullanım sunuyor yani. Bir de çevre içinde aslında. Çevre çok da umurumuzda değil gerçi ama bir sürü alüminyum tüketiyorsun. Yani bir sürü alüminyum tüketiyorsun yani. Evet. Yani mesela ben çok içiyorum. Ben ortalama 2 haftada herhalde marketten aldığım alüminyum folyoyu bitiririm. Nargile içerek. Evet. Evet, bitirebiliriz. Onun harici evet. Bunlarda öyle bir sorun olmuyor. Yani her kullanımdan sonra yıkadıktan sonra hiçbir sorun olmuyor. Ben daha iglis atmadım. Ben de atmadım. Şey atmadım. Yani ben de atmadım. Yanmaz atmadım yani. Yani şunu 2-3 yıldır kullanıyorum büyük ihtimal. Biz de aynı, biz de bunlar 2-3 yani yıldır kullanıyoruz. Hiçbir şey olmadı. Yani 10 yıl daha gider yani. Yani ben nargileyi bırakırım ama buna bir şey olmaz diye düşünüyorum evet, yani. Biraz nargilenden bahsetsene. Biz takım bahsettik çünkü arkadaşlara da. Senin takımdan bahsetmedik ama. Ben Odumar'ın Monster nargilesini kullanıyorum. Şöyle kaldırayım göstereyim hatta. Şöyle küçük bir nargile. Ama performans olarak bir eksikliği hiç hissetmedim. Daha mobil oluyor kullanması. Hemen katla topla çıkar. Küçük bir kutusu var. Hepsi sığıyor. Bütün parçalar ayrılabiliyor. Çelik bir nargile. O yüzden ben sürekli farklı tatlar içtiğim için hiç şey yapmıyor yani. Koku bırakmıyor öbürüne. Bir önceki içtiğimde hiç hissetmiyorum. Yıkadıktan sonra hemen kokusu tazeleniyor yani. Her içtiğimde yeni içtiğim tütünün kokusunu alabiliyorum. Bu çelikten yani. Dolayı mı? Evet, çelikten dolayı. Çünkü pirinçte aynı şey olmuyor. Pirinç yapışıyor. Evet, pirinç takımları daha çok mesela içtiğiniz tütünlerde. Mesela bende de var. Kahveciler pirinç oluyor. Evet, zaten. Kahveci tütünler daha ben iyi sadece olur. Sadece cappuccino içiyor. Evet. Başka hiçbir şey içmiyor. Eğer ya cappuccino içerseniz, mesela benim bir arkadaşım var. Içiyorlar. Sadece Lav 66 seviyor mesela. Lav 66. Sadece Lav 66 seviyor. Bunu uzun yıllar içtikçe aslında daha iyi bir koku, daha iyi bir tat almaya başlıyorsunuz. Benim arkadaşımın mesela Anason nargilesi vardı. O pirinç takımı tamamen ona ayırmıştı. 3 yıldır sadece Anason içiyor onda. Ve artık tütünü koymadığında bile, böyle bir fırt aldığında bile evet. Gerçekten Anason kokusunu alabiliyorsun. Altından kokmaya çok cappuccino akıyor içinde. Yani öyle oluyor biraz. Yani nargile seçeneğinizi ona göre yapmanız lazım. Eğer hep farklı tatlar içmeyi seven bir insansanız bence çelik takım tercih etmez. Çelik bence sadece ondan değil, çelik sağlık açısından da önemli. Bizim alüminyumlar vardı, 2 yılda paslandı. İçleri pas yapmaya alüminyum başlıyor. Alüminyum takım tamamen tavsiye etmiyorum zaten. Ya pirinç ya çelik olacak. Pirinç eğer tek bir içiciyseniz, tek bir tütün severek içiyorsanız ben pirinç takımı öneririm ama... Ya, artık piyasada da kanka eskiden alüminyumlar 130 lira, 150 liraya satılıyordu. Çelikler yine 300-400 liraydı da. Şimdi evet. Artık alüminyumlar da 300-400 lira olmuş. Çelikler 200-300 lira daha pahalı. Ver 200-300 lira da çelik al. Aynen öyle. Yani bu alüminyum zaten hiç tavsiye etmiyorum da yine pirinç en azından yani dediğin gibi. O da kahveci geleneksel seviyorlarsa yani. Ya ben günde bir veya iki tane içiyorum. Belki Burak günde iki defa, üç defa içebiliyor. O yüzden mesela Burak'ın buna daha dikkat etmesi lazım. Çünkü o hani sürekli alüminyum onu temas halinde bulması onu daha sıkıntı yaratır. Ama işte çelikte böyle bir sorunuz olmuyor. Tamamen kusursuz. Rahat yani. Nargilelerle bahsettik. Lülen var mı? Lüle tavsiyen. Ya ben lüle hep önemsiz diyorum. Ben de çünkü ucuz lüle kullanıyorum mesela şu an. Mesela Oblako kullanıyor. Alabilecekleri hemen hemen en pahalı lülelerden biri şu anda. En güzel lüle de o ama yani. Şimdi... En güzeli o ama içim için bir faydasını gördüm. Ben tamam. Hiçbir faydasını görmedim. Ben de hiçbir faydasını görmedim. Tadına bakabilir miyim? Tamam. Tekrar. Ha ne oluyor mesela Oblako lülede? Bende bir tane şey var. Kil lüle var. Adalya'nın sanırım. Yani zamanında almıştım. Küçük 5 delikli. Adalya da premium lüle sayılır. Evet. Oblako'dan bir ikisi yok, pahalı yani o. Yani evet. Ama mesela benimki belli bir zaman sonra akma yapabiliyor. Yapar. Hepsi yapıyor. Kirlilerde şeyler de yapar. Kirlilerde yani. Mesela yapıyor ya. İçtiğiniz tütüne göre de değişir ama üstünden akmalar başlayabiliyor. Yani siz içerken... Kusma deniyor. Ha, kusma evet kusma. Yani şey lüle kusuyor, tütünü kusuyor artık. Buradan böyle şerbet. Yavaş yavaş şerbeti damlayabiliyor. Ha bir sorun oluyor mu? Olmuyor. Ben o şerbeti en sonunda yıkıyorum. Zaten tepsi yakıyor. Tepsi yaktıktan sonra onu ya siliyorum. Onun geçici bir çözümü var. Kaynatma. Ben de aynen bir yayıncıda duymuştum. Arkadaşlar lüleler sırlı da olsa yanlış bilinen bir şey var. Önce onu açıklayayım. Sır arkadaşlar tat tutmuyor değil. Tutuyor. Biraz tutuyor ama. Kil kadar yapışmıyor üstüne. Tamamen kil olması kadar. Ya bunlar da kilden yapılıyor da üstleri sırlı oluyor, sırsız oluyor. Sır dediğim şey porselen kaplama gibi. Elinde sonunda arkadaşlar ısıyla temas ettiği zaman bir genleşme oluyor. Araları açılıyor minik minik. Siz bunu hemen göremezsiniz. Sırlı lülelerin renkli lülelerde açıklar görünür zaten çatlaklar. Tütündeki şerbet aroma içeri sızıyor. İçeri sızdıktan sonra orada kalıyor, hapis kalıyor. Uzun içimlerde
işte bir ay, iki ay aynı lülede içtiğimiz zaman, tekrar ısındığı zaman bu sefer içindeki şerbeti dışarı püskürtüyor. Kusma dediğimiz olay bu. Bunun en basit çözümü, lülenizi alıyorsunuz, kaynar suya atıyorsunuz, 15-20 dakika kaynatıyorsunuz. Bu çözüm geçici bir çözüm ama. Yani taş çatlası sizi bir hafta daha götürür. En keskin çözüm, eğer çok rahatsız oluyorsanız, lülenizi değiştirmek. Aynen öyle. Ama aynen. Bence gerek var mı? Kussun arkadaşım. 5-10 liralık lüle takmıyorsan kussun. Ne olacak ya yani? 5-10 liralık standart kirliler var ya. Onlardan takıyorsan tamam, değiştir, at gitsin. Evet, lüle dediğin şey ama tamamen... Ama oblakon kusuyorsa atma yani oblakoyla yani. Aynen öyle. Anladın mesela? Bir zahmet atma yani. Tamamen aksesuar aslında. Görsel, dekoratif olarak biz seviyoruz. Ha, kalite veriyor. Ele dokunuyorsun mesela, kalite hissediyorsun. O var. Ama tat, doku bir fark ediyor ama etmiyor. Ya hiçbir şey ben fark hissetmiyorum. Bende premium lüle de var, ucuz lüle de var. Hiç affetmiyorum yani. Bende iki tane lüle var. Bir tane final var. Cam. Üstü camımız. Evet, samsarisi olan var. Ama çakmayız. Çakma samsarisi. O da gerçeğiyle bir farkı yok. Gerçeği de çatlamıyor. Yani ikisi de cam sonuçta. Onların tek şey sıkıntısı, mesela bunu içtiniz, toplayacaksınız. Hemen ne yapıyorsunuz? İşte lotusunuzu kaldırıyorsunuz, kömürlerinizi kaldırıyorsunuz. Üstündeki tütün temizleyeceksiniz mesela lülenizdeki. Onu mesela hemen suya tuttuğunuz an sıcaktan soğuğa geçtiği için o cam çatlıyor. Evet, kırılabiliyor, evet. Çatlayabiliyor. Ya bu da tabii moralinizi bozuyor. O yüzden onu bekletmeniz gerekiyor. Yani bir saat, bir durması lazım, evet. Bir balkonda, soğuk alanda. En azından soğuması lazım. Onun soğumasını beklemek zorunda kalıyorsunuz. Eğer bunu beklemek istemiyorsanız normal kirliyi de alabilirsiniz. Hemen i̇çini onu zaten. Boşaltıp aynen. Hemen anında içine boşalt bir kadının. Bitiyor, kalktı, koyuyorsun. Aynen öyle. Şeyden bahsedeceğim. Mafdev Paradise kardeşim tam açılmamış sanırım. Galiba değil mi? Aynen yani daha yeni denedim. Neyse kötü bir şey söylemedik Allah'tan. Fark var arasında. Ama o açılmadığına göre yine tadı güzeldi yani, ben beğendim tam açılmasa da. Açılmamış halinde değil mi? Açılmamış halinde güzeldi yani. Evet. Açılmış halini düşünemiyorum. Orada öyle bir hata yaptık arkadaşlar. Beklemeyerek. Ama siyah tütünlerin açılması biraz daha zor oluyor. Uzun daha çok yani. Uzun ısı istiyorlar daha. Kuvvetli evet. Şeyler istiyorlar yani. Şundan da bahsedeceğim, aklımdaydı. Foylu öyle içmeyin dedik ama JBR'a bence foylu öyle içebilirsiniz. Özgür sen daha önce de JBR denedin. Sen de denedin. Isıyı seven bir tütün. Hani bana göre alüminyum foylu öyle içilebilir JBR. Ben yine foylu tavsiye etmem. Gidin HMD 4 tane atın. Onu da yapın yani. Evet. Çünkü kömür tadı da alıyordum ben ya. Şeyde içerken. Yani kömür ufak bir parçası içeri kaçıyor. Ya ona da bahsedeyim mi? Çok ilginç bir olay. Kömür kalitesiz olabilir. Ya o da var da saçma sapan bir şey oluyor. Bu HMD'lerde de oluyor. Arkadaşlar bu köz bizi mesela bazı tütünler var. Yan koyuyoruz. Tamam mı? Daha hızlı ısıtıyoruz. Evet. Pıt! İçine düştü ya. O kül içine kaçıyor aradan. Deliklerden. Bitti. Bir çektiniz var ya, ağzınızın içi karbondioksit doluyor. Tamamen kömürün tadı. Arkadaşlar onun tütünle hiçbir alakası yok. O közünüzün tamamen o deliğe bıraktığı kül aromasını çekiyorsunuz. Özgür'ün de dediği gibi o nargile bitmiştir arkadaşlar. Hemen çıkarın. Ya yenisini yapın. Ya da atın gitsin yani, dökün onu. Hiçbir işe yaramaz. Öyle mi? Başınıza geldi misin? Özgür senin başına gelmiş olabilir. Geldi hatta sana ya. Sana benim başıma da çok geldi. Bana da bir kere geldi. Oluyor yani. Oluyor. Lotus'a, Lotus'tan da delikleri oluyor mesela. O delikleri getirmemeniz lazım. Köşedeki delikleri. Bazen içine kaçabiliyor. He. Eğer lülenize tam oturmuyorsa. Duruyor. Evet. Lülenize tam oturmuyorsa. Bazen lüle büyük gelebiliyor, küçük gelebiliyor. Küçük gelirse evet. Sorun olmuyor ama büyük gelirse o aradan ona kaçabiliyor. O yüzden mesela kömürlerinizi de oraya göre koyabilirsiniz. Bazı tütünlerde mesela 3 köz yakabilir. O yüzden mesela 2 közü koyuyoruz. 3.'yü evet. Onun üstüne lüle lotusa gelecek şekilde ve çapraz koyuyoruz. True Passion'da yakar mesela. Aynen. Ondan da bahsetmiştik. Benim çok True Passion'ım öyle yandı mesela. Yani ben en sevmediğim şeylerden biri oydu mesela. Premium olmasına rağmen ısıyı pek sevmiyorum. Evet, premium olmasına rağmen çok sevmiyorum. Ama yazın içimi çok rahattı. Çok güzel. True Passion'ın ben hatta kaldırılmasına çok üzüldüm. Yani bulmakta çok sorun yaşıyoruz True Passion'ın. Medusa var işte. Galiba Medusa ile fabrikalara mı girmiş? Çünkü aynı tütün zaten. Peki. Aroma da aynı. Birleştirmiş olabilir ki Medusa almış olabilir yani. Olabilir, almış olabilir. Yani Antalya firması olacak zaten o da. Medusa deneme şansım olmadı da. Benim de hiç olmadı. Ama True Passion'ın çoğu tadını denedim. Ben eskiden True Passion vardı. Piyasada çok rahat bulunabilen bir tütün. Ben gerçekten True Passion varken başka tütün denemek istemiyordum. Yani şu anda meyve aromaları çok güzel. Çok yoğun bir aroma veriyor. Evet, çok yoğun bir aroma veriyor. Yani neyse aroması ağzınızda bırakıyor. Aynen hissedebiliyordunuz yani arkadaşlar. Ama içim süresi kısaydı özel. Ben yani True Passion vardı değil mi? Üstünde içtiğimi hatırlamıyorum. Maksi yarım saat 45 dakika. Elimizde True Passion vardı mı? Var. Onları da videosunu çekeceğiz. Kaldı 4 tane var.
Jaffa var. Zaten en baba portakallı olan. Portakal Yasemin. Dragon Grand Blue Fusion var. O da üzüm konusunda çok başarılı. Dragon Blue var. O da farklı aroma sevenler için yine Yasemin'li ejder meyveli açeyli falan bir tütün. Bir tane de şeyimiz olacak. White Beechil. White Beechil. O da yaban şey. Yalanlı. Yok, kırmızı meyve. Kırmızı meyve güzeldi, onu hatırlıyorum. Evet, bayağı iyiydi. Jaffa da güzeldi ya. Jaffa'yı sevmiştim, Jaffa'yı bayağı. Yine almıştım da White Beechil'di. Burada yakmıştık ya bir de cayır cayır. Tütün kızartma yapmıştık tütüne. Evet, tütün çabuk kızarabiliyordu. Güzel aromaydı. Evet, benim çok sevdiğim bir tütün turpeşim. Onun ardında şimdi dozaj var severek içtiğim. Dozajı, biz dozaj işte aldık. Dozaj evet. Hem şu de siyahını aldık, sarılarını da deneyeceğiz. Yeni bir marka herhalde. Evet. Buna da bahsetmek istiyorum. Kanka, sen dozaj cookie içtin, ben şu an King of Eklan içiyorum. Yine arada dağlar kadar fark var. Ağırlık bakımında. O daha ağırdı değil mi? O cookie daha ağırdı. Evet. Yani daha cemize oturan bir şeydi. Bu normal, yani herhangi bir şeftali bana göre. Bisküvi tarzı arama var, ağır olur ama normal. Kapuçino da ağırdır mesela. Evet, bisküvi mesela ben bir ara elektrik sigara kullanıyordum, onda da çok ağırdı. Evet, ağır olur. Evet, bisküvi tadı hep ağır oluyor. Daha böyle kuru oluyor çünkü ama bisküviden kaynaklı. Şunu da bahsedeyim, evet. Bana göre şu, yani şu an siyah tütün değil bu. Hafif ya. Hafif. Hı. Yani içilebilen bir tütün, siyah tütün olmasına rağmen çok rahat içebileceğiniz bir tütün arkadaşlar. Yani şey demek istiyorsun, siyah tütün kafanızda hep böyle ağır, içilmez, içimi zor olmasın. Aynen. Valla bir şey, Adalya Cappuccino ile başlıyorlarsa Black Cappuccino ile gerçekten sen içilmiyor yani. Sen ne biliyorsun kardeşim? Yani ben ilk bileğimi Adalya Black Chocomilk ile başlamıştım ve gerçekten çok yoğun bir aroması vardı. Ben ilk işini kusuyordum ama. Evet, o yüzden mesela onun tam dolumunu önermiyoruz mesela zaten. Başım dönmüştü bayağı iyi. Benim de çok başım dönmüştü yani. Baş ağrısı da yapıyor, baş dönmesi de yapıyor. Ya oğlum bir de salak gibi Rockstar'da yaptım, 30 grama yakın attım, tütünün yarısını boca ettim. Denemek evet. İstedin onu, sana deneme dedik ama zorla denemek istedin. Bakalım dönüyor mu dedik başımız. Çok fenaydı. Çok fenaydı. Ve zaten videolarını izlemiştim, insanlar yarısını falan boşaltıyor böyle içerken. Daha içinde boşaltıyorlar yani. Argunun yarısını boşaltalım ya falan yapıyorlar. Ben gerçek mi bu ya demiştim ama gerçekmiş. Aynen. Arkadaşlar, kanalına kadar tütün gurmesi olsa da aslında gurme sizsiniz. Bunu sizin denemeniz lazım. Aynen. Denedikçe kendi ağız tadınıza göre koymanız lazım. Yani hep ezbere tütün koymamanız lazım. Bunu denemeniz lazım. Yani önce doldurun. Bu çok ağır geliyorsa bir dahakini azaltın. Yarımı koyun. Eliniz belli süreden sonra zaten alışıyor yani o koyma maksadından. Ona ilk başta dediği biraz zorlanırsın ama sonradan alışır yani. Alışırsınız. Biz de çok yaktık. Yani 3 kömür koyarak yaktığımız oldu. Bunu deneye deneye mesela 2 kömür deniyoruz mesela. 2 kömür de daha geç açılıyor mesela. Onu çok istemiyoruz, sevmiyoruz çünkü. Tamam. Zaten yapması uğraştırıyor. Nargileyi yak, koy. Yarım saat bekliyoruz en az herhalde ortalama. Kömür evet. Olması falan. Bir kere kömür olması adına 15 dakika. Aynen. Evet yani işte önce kömürümüzü atıyoruz. Tamam. Sonra lilemizi hazırlıyoruz. Nargilemizi yıkayıp hazırlıyoruz tekrardan. Yani bunu deneyeceksiniz. Ona göre işte kömürünüzü yarım koyarsınız, 2 koyarsınız, 2,5 koyarsınız, 3 koyarsınız. Bunu siz ayarlayacaksınız yani. Bir şeyden daha bahsedeyim son bir şeyden. Arkadaşlar Özgür nargile yıkama konusuna değindi. Nargileyi biz hep suyla yıkıyoruz. Kimyasal kullanmıyoruz çok gerekmedikçe. Nasıl gerekmedikçe küflenme falan yapmadığı sürece kimyasal kullanmıyoruz. Ha şunu tavsiye ediyorlar. Özellikle Mr. EDS bana nargilenin yanında bir kağıt vermişti. Kağıdın üstünde nasıl yıkanacağına dair tarifler yazıyordu. Mr. EDS mesela beyaz sirke kullanın diyor. Yine kimyasal kullanmayın diyor. Beyaz sirkeyle yıkayabilirsiniz diyor da ya her gün içiyorum. Her gün günde 2 tane 3 tane içiyorum. Beyaz sirkenin de fiyatı malum yani. Koca nargileye yarım şişe beyaz sirke gidiyor yani. Aynen. Ya ona haftada bir kere veya 2 haftada bir kere yıkayabilirsiniz. Şeyde yani kullanıyordum sirkeyle. Mesela. Nargilem yok. Cappuccino içeceğim mesela. Sirkeyle tadını sıfırlıyordum mesela, anladın mı? Tamamen yok etmek için. Ya bir de şunu diyeceğim. Bunu bir tek sen kullanıyorsun. Yani bence de yani öyle kimyasal kullanarak da yıkamana gerek yok. Ya tabi. Ama nargile kafelerde tabii ki ya kimyasal da yıkıyorlar. Bence yıkamıyorlar. Ya orası da mümkün de yıkamadıkları. O kadar sürümün olduğu yerde yıkanır mı nargile? Yani onu aldığı gibi koyuyor yani onu. Ya zaten ben hep diyorum. O gün de bahsettim. Seninle de beyler beni de içtik ya. Mesela benim içtiğim Berlin Light o değildi mesela, anladın mı? Evde yaptım. Hep farklı oluyor zaten. Yani daha yoğun bir aroma istiyor. Tamam aroma doğru.
Arama doğru ama o kadar az gelmiyordu araması. Daha yoğun bir arama geliyordu benim için. Ben sana şunu söyleyeyim. Ben eve nargile alana kadar pişmiş şeftalinin tadını hep farklı aldım. Her mekanda farklı pişmiş şeftali işte. Resmen yani. Bu böyle olmamalı. Ben pişmiş şeftalinin aromasını tam olarak bilmiyordum yani. Gerçekten. Sana bir şey, markada bile o kadar fark etmiyor değil mi? Evet, sadece evet. Tat daha yoğun oldu. Evet. Mesela ballı şerbetliden daha yoğun ama yine aldığın aroma aynı yani. Mesela. Yani pişmiş şeftali mesela yapıyorsunuz. Birinde hafif alırsınız, birinde ağır alırsınız, daha yoğun alırsınız, daha hafif alırsınız. Ama alırsınız yani. Aldığınız tat bellidir. Yani atıyorum... Tabii canım şey gibi. Bugün üzüm içtim. Yarın başka yerde üzüm yaptım ama yaban mersin tadı geliyor mesela. Ha, aynen öyle. Çünkü ya sizden önce içen adam genelde kafelerde şey olur. Hep o takıma ait olur. İşte üzüm takımı olur. Sizden önceki adam mesela yaban üzüm istemiştir. O takıma da yaban koymuştur. O adam onu sallamaz yani. Çünkü bir sonraki içen adam ne diyecek yani? Almış koymuş önüne artık içeceksin yani. Yani yine klasik tütünlerde yani fakirde mesela yaban mersinler. Mesela sade yapıyorlar ya yaban mersin, çift elma, üzüm, işte limon, armut, marmut falan. Tek oluyor ya mesela ama adam şeye ayrı ayrı nargile yapamaz ki. Adalya'nın 2-3 çeşit şey var. Tütünü var. Low 66'sı var, Lady Killer var. Ya arkadaş Lady Killer nargilesi ne yapacaksın sen? 10 tane Lady Killer nargilen olsa 2000 tane nargilen olması lazım senin. Genelde onları sadece meyveli nargile diye ayırıyor ve hepsi aynı şey. Ama tatları çok farklı. Tabii arada çok fark var yani. Tabii yani o kadar adam 2-3 çeşit tütün yapmış. Hepsinin aynı olmaması lazım. Ama işte kafeler genelde bunu sallamıyor. Meyveli lüle olarak geçiyor ve aynen öyle. Meyveli takım olarak geçiyor ve hep aynı takım kullanıyorlar. Pekala benim söyleyeceklerim bitti. Benim son bir yani üstüne vurmak istediğim bir konu var. Arkadaşlar bir önceki videolarına bahsettim. Bir veya iki ay içinde bir Adalya ve Dolaj yanlış hatırlamıyorsam. Adalya ve Dolaj evet. Dolaj'dan yüklü 30 çeşit yakın. 30 çeşit yani 10 çeşit falan Dolaj'dan ve 30-40 çeşit de falan Adalya'dan bir tütün alımı yapacağız. Sizin de eğer önereceğiniz, tavsiye edebileceğiniz. Evet arkadaşlar onu yani yazın. Denememizi istediğiniz herhangi bir tütün veya tütün aroması varsa markası. Onu da yorumda belirtebilirsiniz. Sizin için onu da deneyebiliriz. Evet bu şeyde kanalda istediğiniz tütünü yazabilirsiniz. Denemede sonunda elde daha iyi olur yani. Bizim denememiz daha iyi olur. Yani bizim için de kolaylaştırırsınız. Kötüyse zaten kötü deriz. Aynen kötüse kötü deriz. İçer kötü deriz. Deriz ama merak etme yani. Mesela benim Revoş'u takıntım var. Revoş'u sevmiyorum ama Revoş'u yazdınız. Revoş'u alır denerim. Sıkıntı yok. Ama kötüyse de kötü derim yani. Çünkü mesela Revoş'u bisküvi içmiştim. Ya arkadaş dozaj bisküvi var. İşte cookie, kurabiye. Ya arada dünya kadar fark var şimdi ben bunu nasıl söylemeyeceğim yani. Anladın mı? Yani Revoş'ta bisküvi tadı gelmiyor yani. Ya kötüyse kötü deriz. Onu beraber içmiştik zaten. Evet. Revoş'u bisküvi. O yüzden lütfen yorumlara yazın ne istediğinizi. Ya bana şu tütünü dene diyeyim mesela ya da şu tütünü dener misiniz diyeyim. Fark etmez. Yani her türlü alır deneriz. Ya bulabiliyorsak, ulaşabiliyorsak alır deneriz. İlk aldığım şey sizin önerdikleriniz oluyor arkadaşlar. Bu kanalda da daha önce bir tane yorum yapıldı. Bir tane şey oldu. Aynı gün aldım. Aynı gün aldım yani. Hatta normalde akşamları çekim yapmıyorum. Şartlardan dolayı. Gün ışığında çekim yapıyorum sadece. Akşam çektim. Video kalitesi biraz o yüzden bozuk oldu ama yapacak bir şey yok. Tavsiyesi veren arkadaş gayet memnun kaldı sağ olsun. Yorumlarda da söyledi. O yüzden siz de tavsiye edebilirsiniz. Son olarak söyleyeceğim şey videoları takipte kalmak için abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz tabii beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir test oldu. Ayrıca 3 farklı yorum aldık. Evet. Genel bir sohbet de oldu. Değerlendirmemiz de oldu. Videomuzu burada kapatalım. Özür ben çok uzam. Sen şu kare tuşuna tıklarsan tamam. Kapanacaktır.